Evet, bugün ürünümüz daha doğrusu videosunu çekeceğimiz, demosunu yapacağımız ürün bir fotoelektrik sensörlü, yani artık akıllı saatlerin arkasında bulunan fotoelektrik ölçümü ile beraber kayıt yapan, ölçüm yapan bir nabız sensörü. Bu marka IGP Sport'un ama bunların dünyada herhangi bir standartı yok. O ANT ve Bluetooth standartını desteklediği sürece markanın herhangi bir önemi yok. Evet ürünümüz bu gördüğünüz ürün. Gümrükten çıkalı aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki hafta civarında bir süre oldu. Ama ben demosunu ancak şu anda yapabilecek bir fırsat buldum çok fazla merak eden oluyor, çok fazla soranlar oluyor ama internet üzerinde de baktığınızda bununla ilgili bir açıklama detayı göremiyorsunuz. ben merakımı giderirken benle beraber de izleyicilerin merakını gidersin diye bu videoyu size için çekiyorum. bu diğer cihazları da bundle vesaire 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 diye tanımlanan işte kimisi göğüse takılan, kimisi kola, kimisi bileğe takılan nabız ölçer sensörlerden ee, sadece bir tanesi bir marka ama e, videonun başında görüntü yokken de söylediğim gibi e, bu ürün e, markadan bağımsız sadece ANT standartları vesaire vesaire desteklediği bluetooth desteklediği için e, bütün cihazlarda kullanılabilecek olan cep telefonları akıllı saatte dahi kullanılabilecek olan bir ürün. 20 saat içinde e, kendi piliyle beraber çalışan e, şarj edilebilen e, micro USB bir e, girişi olan bir cihaz. E, IPX7 e, su altında dahi çalışabilen tere, toza e, aklınıza gelebilecek bütün dayanım e, şartlarından testlerine geçmiş olan bir cihaz. E, Telefon üzerinde de bir uygulaması bulunuyor. Bu uygulama ile beraber herhangi bir şekilde bir bisiklet yol bilgisayarına veya bir saate ihtiyacınız duymadan e, olmadan bu ürünü kullanabiliyorsunuz önü ee, baştan e, söylemiştim ama e, yine belirteyim. göğüsle takılan bir ürün değil. E, Ona gibi e, manyetik uçlarla beraber çalışan bir ürün değil. Bu ürün tamamen e, fotoelektrik e, mantığıyla çalışan, akıllı saatten arkasında bulunan bu yeşil e, yanıp sönen titreşim yapan ışıklarla beraber algılamayı yapan fotosensörlü bir fotoelektrik sensörlü bir, foto bir e, nabız monitörü. Nereden açıyoruz? Şuradan e, ürünü açarak incelemeye devam edelim. Birçok rengi mevcut. Tamamen siyah olanı var. E, siyah mavi olanı var. Ve burada gördüğünüz gibi e, red black dediği bir ürün var ki black dediği daha çok turuncuya yakın bir rengi var bu ürünü. Burada e, zaten bu şekilde seçebiliyorsunuz. Ama Çinlilerin büyük ihtimalle e, renk anlayışı bu kadar. Kutuya baktığımızda daha kutunun içine açmadan kutuya baktığımızda ön yüzeyini zaten videonun e, açılışında epeycanlı bir şekilde gördük. Yan taraf şu şekilde. Burada bütün dillerde içindeki ürünün açıklamasını içeren bir veri var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane dilde gitmiş ki Avrupa Birliği ülkelerinden 6 tanesini, 7 tanesini destekliyor. Asya ülkelerinden de 4 tanesini destekleyen bir içerik koymuşlar. Şurada bir ürün barkodu. Burada da ne yapıldı, ne edildi, kimler tarafından üretildiğine dair bir menşei var. GP Sport, Çin'de oldukça spor ekipmanı olarak yaygın ürün üreten bir firma. Magen'le beraber bu işi yapıyorlar. Magen'in sensörlerini de bu firma üretiyor. Birçok firmanın sensörleri, Meylan'ın da sensörlerini bu firma üretiyor. Kaliteli bir sensör yapısına sahip. Üzerinde konulandığı Bluetooth çipi kırmığı dünyanın en kaliteli kırmıklarından en az akım çeken kırmık özelliğine sahip. Az akım çekmesi de çok daha performans çalışmasına olanak tanıyor. Orijinal ürün hologramını koymuş buraya. Orijinal ürün değil. Bu işin orijinali var mı yok mu onu da çok fazla bilmiyorum dediğim gibi. Dünyanın bir standardı var, ANT4 standartı, ANT Plus standardı daha doğrusu, bu standartta da bu ürünün herhangi bir şekilde orijinalliği vesaire gerekmiyor. Söylediğim gibi şurada bir sensör grubu var, ışın yayılıyor, İkisinin arasındaki geçiş süresinde de fotosensif olarak sizin kalp hızınızı analiz ediyor pili dolumu değil mi diye bir şansımı denemek istiyorum. Eyvah. Evet. Pilin boş olduğunu burada bir şekilde e, gördük. E, doğal olarak demoyu yaparken bu ışıkların nasıl yandığını, ne yaptığını, ne ettiğini e, bir şekilde sizlere e, gösteremeyeceğim gibi. Ancak şuradan bunu özetleyeyim. Bütün e, fotoelektrik e, sensörler Aynı mantıkla çalıştığından dolayı burada da görüyorsunuz şöyle 1-2-3. Burada da 1-2-3 tane LED. göbekte bir tane LED ile beraber çalışıyor. Şöyle bunu kapattığımızda gördüğünüz gibi aynı LED durumu onun üzerinde de mevcut. Bunların arasından yaptığı algılamayla beraber nabzınızın ne olduğunu ölçüp belli bir diagramda telefon ekranına veya işte yol bilgisayarınızın veya fitness cihazınızın ekranına aktaran bir teknoloji bu cihaz üzerine mevcut. Kutunun içinde neler var? Onları bir görelim. Bu şarj için kullanılan bir başlık. Bunu sanırım şu şekilde yerleştiriyoruz. Biraz zorlanıyorum. Videoda da zorlamak çok fazla hoşuma da giden bir olay değil şurada bir e, mikro USB girişimiz var mikro USB girişinden cihazımızı şöyle şarza e, bırakalım bakarsınız videonun sonuna kadar belli bir aşamaya geldiğinde cihazımız şarj olmuş olur biz de e, bir şekilde bunun e, demosunda çok daha verimli çalışırız şarj olduğunu gösteren bir Iı, kırmızı ışık yanıp sönüyor. Bu yeşile döndüğünde şarj olacaktır. Morda ve mavi ışıkta da mavi ışıkta ıı, arama mor ışıkta da ıı, bu ürünün ıı, çalışmaya hazır olduğunu gösteren bir ıı, veriyi algılamış oluyoruz oradan. Bu bir taraftan şarj olurken ıı, kameranın altında diğer taraftan ürün başka neler sunuyor bize paketinden neler çıkıyor onları bir görelim. E, yüzeyindeki açıklanan dillerde e, destekleyen basit bir kullanım manueli mevcut. E, her sayfada bir dil verilmiş. Şurada gördüğünüz gibi İngilizce'de. E, biraz evvel ledler ne işe yarıyor dediğimizde pink, e, blue ve red ne işe yarar Burada göstermiş. Yeşilleri tamamen pilin dolu olduğunu sembolize eden. E, şurada bir açıklama var. Burada da onu görebiliyoruz. Diğer dillerde burada mevcut. Bunlar e, çekim alanında fazla yer kaplamasın diye kaldırıyoruz ama şu e, aklınızda e, bakarken görsel arsanız e, da yer alması için yine ben e, çekim alanı içinde bırakayım. Bunun içinde ne var? E, biraz eve çıkarttığımız bir port vardı, şarj portuydu bu. E, şarj portu varsa bunun içinde de tahminimce bir USB şarj kablosu veya bir data kablosu olacağını düşünüyorum. Evet. İçinde de e, harcı alem. Çin mallarının içinden çıkan e, basit e, ne boyda sizin için e, bunu da açalım, boyunu görelim. Gerçi herkesde büyük ihtimalle bunun açık haliyle bir şarj kablosu herkesin evinde mevcutları diye düşünüyorum. Aşağı yukarı 50 santim boyunda da bir USB şarj kablomuz e, mevcut. E, micro USB bu arada. E, bunu da bilgisini vereyim. Type C olarak Düşünmeyin. Şarjının e, kullanma kılavuzunda daha önceden arkasında baktığımda şarj her şey yukarı e, 1 saat civarında sürüyor. 1 saatlik şarjla beraber şurada gördüğünüz gibi 20 saatlik bir e, kullanım ömrü sunuyor. Bu e, nabız ölçer nerelerde takılıyor? Nasıl takılıyor? Nasıl kullanılıyor? Onunla ilgili isterseniz gelin bir e, birlikte bakalım. Cihaz Evet. Yabancısı olduğum bir cihaz olduğu için kırmaktan da korkuyorum. Açalım şunu. Açılacak mı? Pil bitik olduğu için kırmızı uyarı ışığı ben şu anda hazır değilim dedi. Ee, ve kapandı. Bunu şu şekilde bileğimize koyabiliyoruz. Cırt bant burada da bir şekilde işlevli. Aynı şekilde burada da bir şekilde işlev görecek şekilde ee, bize bunu desteğini veriyor. Bileğimize takabiliriz geçtik. Çıkartalım kolumuzdan. Kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi şöyle çekeriz. Şu şekilde kolumuza da takabiliriz. Bunu istediğimiz yere istersek daha üst noktaya yani şu noktalara çıkıp pazu bölümümüzden de bunu takabiliriz. Üç yerde de bunu algılayacağını söylüyor. Ee, genelde e, kışın bisiklet kıyafetlerinde şu bölümün aşağısında bir e, bitiş noktası olduğundan dolayı sensör bize rahatsızlık edeceği için ya şu anda bulunduğu bölüme ya da daha yukarıda bulunan pozu bölümüne takılmasını e, tavsiye ediyor kullanıcılar. Daha doğrusu üreticiler. Tekrar bunu bileğimizden çıkartıp e, şöyle şarj cihazına doğru yönlendirecek olursak kilidin cırtına Hmm, şeye takalım. Bunu da e, bu arada şarj cihazı çok sıklıkla kullanılmayacağı için olsa gerek veya başka bir birlikleri mi var bilmiyorum ama e, benim yakıştıramadığım ölçüde ya da acaba şu mu demeden edemeyeceğim. Hayır. Burası da iş görmüyor. Ee, tamamen şeyden çıkartınca e, cırtlı plastikten çıkartınca daha mı kolay girecek diye e, bir an düşünce içine girdim. Hayır. Bu bundan başka türlü. Ee, burada maalesef e, kullanılmıyor, şarj olmuyor. Evet. E, zaten basit bir cihazdı, basit bir üründü. E, ne işe yaradığını e, çoğu kişi e, fotoelektrik yöntemiyle beraber bir nabız bandılının ne anlama geldiğini e, sorarken bu videoyu çekmeden geçmek olmazdı. Videoyu çektik sizin için. Ne vardı içinde ne dedik? Bir bandalımız var. Fotoelektrik bandalımız var. ANT Plus ve BLE 4.1 üstü standartları destekleyen bir uygulaması var. Android üzerinde de iPhone üzerinde de çok rahat bir şekilde bu uygulamaya şu isim altından ulaşabilirsiniz. IPX7 su geçirmezlik ve e, dış çevre koşullarına e, dayanımlılık sertifikasına sahip. 20 saat tek şarjda pil ömrüne sahip. 1 saatte şarj oluyor. 20 saat kullanılıyor. Ha, diğerlerine göre artısına baktığımızda diğerlerinde biliyorsunuz ki 20-35 veya 20-47 e, birer buton pil kullanılıyor. Lityum pil kullanılıyor. Bu pillerin de fiyatı markaya göre değişiyor. İşte bir Duracell aldınız mıydı veya bir Toshiba vesaire aldınız mıydı? 13-14 liraya kadar çıkan pil bunun üzerinde 1000 çevirime kadar kullanabileceğiniz bir lityum şarj lityum lityum pille beraber desteklenmiş sıf pil parasından neredeyse cihaz kendi parasını çok kısa bir sürede amorti edebilecek bir özelliğe sahip şarj olmasıyla beraber. kordonu istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Kordonu siyah seçecek olursanız şurada gördüğünüz şeritlerde siyah olarak geliyor. Kordonu e, mavi olarak seçtiğinizde yine o şekilde geliyor. Beyaz kordonu seçtiğinizde etraf beyaz. Ortasına iki tane şerit geçiyor. Toplam dört tane renk seçeneğine e, sahibiz. Bu ürün e, yurt dışında birçok sitede e, karıştırılmakla beraber bakın e, bunun e, HR-40 olanı var. HR-41 olanı var. E, HR-M40 olanı var. Ve HR-60 olanı var. HR-60 olanı fotoelektrik özelliğe sahip olan bir ölçüm metoduna sahip. Neydi foto özellik? Arkasındaki o 3 tane yeşil ışığın gönderdiği sinyallerle beraber alınan verilerin algoritmasını ekrana yansıtmasıydı. Çok hassas bir ölçüm yapıyor. Yaptığı hassas ölçümle beraber içinde kullanılan kırmıkla atıyorum bir trainer trainerda çalıştınız veya herhangi bir şekilde bir fitness ekipmanında çalışıyorsunuz. Bu fitness ekipmanında çalışırken 10 metreye kadar kesintisiz bir sinyal gönderim gücüne sahip. Etraf koşullarının, çevre koşullarına çok fazla etkilenebilirliği yok. Nedir bu çevre koşulları? Biraz elektronikçi veya biraz daha bilen birisinin dilinden gidecek olursak radyo frekansı etkilerinden çok fazla etkilenmiyor. Oldu da etkilendi. ANT Plus standartında bu etkilerin herhangi bir şekilde yeri yok. ANT Plus standartını destekleyen bir saat Garmin olabilir, sontu olabilir, Polar olabilir veya bunların cihazları olabilir veya yol bilgisayarlarınız olabilir veya CAT marka benzer e, outdoor telefon olabilir. Bunlarda da ANT Plus standartıyla beraber kesintisiz bir e, güç alıyorsunuz. İçinde söylemiş olduğum e, Bluetooth kırmığının kaliteli olması veya işte... E, Uzak mesafelerin yeri kesintisi olarak taşıyabilmesinin altında başka bir şey daha var. Çok az akım çektiğinden dolayı işte 0.01 mA boyutunda o da sadece led yanarken çektiği akımdan dolayı üzerindeki pil ömrünün çok daha verimli olarak kullanabildiğinin göstergesi aslında bluetooth kırmanın kalitesi. Kutuyu son kez şöyle bir daha göstereyim size. Keşke cihazımız şarj olmuş olsaydı onu da çekerdik ama değişen bir şey yok. Dediğim gibi bileğe takılacak olan, bilekten de ekrana yansıtma yapacak olan bir cihaz. Ancak isterseniz detaylı bir açıklama veya görüntü bu detaylı açıklama görüntüyü bir başka videoda sizlere büyük bir keyifle beraber sunarım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim her nerede ne vakitte izliyorsunuz bilmiyorum ama herkese iyi akşamlar, günaydın, iyi öğleden sonraları veya toptan olarak hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.